Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal hazırladığı hazırladı. TTYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki açı ve kenar özellikleri testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de eşkenar dörtgen verilmiş ve burası ile burası eşit verilmiş. Eşkenar dörtgen ya bütün kenar uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. Aa, çok güzel ikiz kenar çıktı. Burası 80 ise burası da 80. Aynı zamanda paraya kenarın özelliği 7 sağlıyor ondan dolayı. Yani buraya 30 kaldı. X kenarın tepe açısı 30 ise taban açıları da kaç yapar? 75. 75 yapar. Yani alfayı böylelikle 75 derece olarak buluruz. Cevap 75. Geldi görnek 2'ye. Ne verilmiş? Eşkenar dörtgen verilmiş. Hemen eşitleri yazalım şöyle. E burası da eşit. Aa, ne çıktı? İkisi kenar çıktı. 70 ise burası da 70. E bu ikisinin toplamı nedir? 180. U kuralından dolayı ya da paralelkenarın özelliğinden dolayı. O zaman burası 110 yapar. Alfayı böylelikle 110 derece bulduk. Geldi görnek 3'e. Örnek üstünde de ABC'de eşkenar dörtgen verilmiş. BKC eşkenar üçgen verilmiş. Bak BKC eşkenar üçgeni yazalım. Bu da bir eşkenar dörtgen verilmiş. Eşitleri şöyle bir yazalım. A ne çıktı burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgeni kullanacağız demek ki. Dolayısıyla 80 ise burası 80 mi? 80. E bu bir eşkenar üçgende 60, 60, 60 buraları da. E, burada kaç? Kaç derece oldu? Bak dikkat dikkat dikkat. Şurada kaçı? 140 ve burada bir ikizkenar üçgen. Tepesi 140 ya. 180'den 140 çıkart 40. 2'ye böl. 20 20 yapar. Yani alfayı böylelikle 20 derece olarak buluruz. Cevap 20 geldik bir sonraki soruya. Örnek 4'teyiz. Eşkenar dörtgen ol, boy, olduğuna göre boyalı dörtgenin çevresi isteniyor bizden. 8 5 daha 13. E hocam burası da 13, burası da 13, burası da 13 yazdık. A 5 13 ne üçgeni 5 12 13 üçgeni. Boyalı çevre isteniyor benden. Nedir? Şu 8 13 daha 21. 13 daha 34. Bu 12 daha 46 mı yapıyor? O zaman çevresi 46 yapar. Evet cevap 46 oldu. Geldik örnek 5'e. Eşkenar dörtgen olduğuna göre x nedir diye soruluyor. Şimdi 10'sa, e, da 10 sa, e, burası da 10, burası da 10, burası da 10. 8, 10. Burada bir dik üçgen var. 6, 8, 10 üçgenden 6 çıktı burası. Sonra benden ne isteniyor? Benden istenilen x. E, tamamı 10 ya. X'i kaç buluruz o zaman? 4 olarak buluruz. Cevap 4 oldu. Geldik örnek 6'ya. Eşkenar dörtgen bir kenar 6. 6 6 6'yı yazdık. E sonra ne yapacağız? İster temel orantıya bak böyle istersen şuradaki kelebeğe bak. Kelebek var burada. Kelebekteki oran yukarıdan aşağı 4 bölü 2. Hemen 4 bölü 2'yi göstereyim. A 4 bölü 2. O zaman burada yani 2 bölü 1 oran var. 6 ise burası ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani cevap 3 çıktı bu soruda da. E bitti mi olay? Bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda köşegen özellikleri testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.